Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aylarca bayatlamayan, harika, ağzınızda kıyır kıyır dağılan bir tuzlu kurabiye tarifi vermek için geldim. Malzemelerimizi sayalım. Şöyle, ben kaplara ayırdım arkadaşlar. 2 adet yumurtamız var. Bir tanesi tamamı ve diğerinin akı. Burada da üzerine sürmek için İkinci yumurtamızın sarısı. Bir tatlı kaşığı pudra şekeri. Yine bir tatlı kaşığı tuz. Bir çay bardağı sıvı yağ. 125 gram margarin. 3,5 su bardağı un. Elenmiş olması gerekiyor. Ve bir yemek kaşığı üzüm sirkesi veya elma sirkesi. Tercihen hangisi evinizde varsa. Biz şimdi hemen malzemelerimizi sıvılardan başlayarak yoğurma kabımızın içerisine alacağız ve kurabiyemizin yapımına başlayacağız. Karıştırma kabımı aldım. Kabımın içerisine sıvı yağımı koyuyorum. Yumurtamı koyuyorum. Pudra şekerim, tuz, margarinimi de ekledim ve son olarak bir paket kabartma tozu, az önce söylemeyi unutmuşum, bir pakette kabartma tozumuzu koyup hemen sirkemi de koyacağım. Şöyle bildiğimiz çorba kaşığımıza, yani bir yemek kaşığı, şöyle bakın, dolu dolu. Hemen zaten kabartma tozuyla etkileşime geçti. Bunları biraz karıştıralım. Şöyle. Unumuzun içinde erimesi daha kolay olur. Gerçekten şahane bir tarif. Şekillerini de biraz farklı yapmayı düşünüyorum. Siz artık nasıl istersiniz. Unumuzu kontrollü olarak koyalım arkadaşlar. Burada tam 3,5 su bardağı un var. 250 milimlik klasik. Ele yapışmayan yumuşak kulak memesi kıvamında bir hamur elde edeceğiz. Galiba bütünü iyi gelecek. Evet. Hamurum hazır arkadaşlar. Tepsime yağlı kağıt serip kurabiyelerim şeklini vermeye başlayacağım. Hamurumda küçük parçalar kopartıp böyle şeritler haline getiriyorum. Ve daha sonra şu şekilde bakın şekil veriyorum. Siz tabii ki nasıl isterseniz o şekilde verebilirsiniz. Şekli bu arkadaşlar. Farklı şekillerde de yapacağım. Şimdi ilk bir sırayı o şekilde yapıyorum. Tekrar göstereceğim. Uzun bir şerit yaptım. Şu şekilde bir yuvarlak. Diğer ucunu birleştiriyorum. Şimdi diğer sırayı da şöyle yapmayı düşünüyorum. Bakın. Size de fikir olsun. İki ucu birleştirdim.
Bu şekilde. Daha küçük de yapabilirsiniz. Yine size farklı bir şekil göstereyim. Ben bugün 3 farklı şekilde yapmayı düşünüyorum. Her iki ucundan tutup içeriye doğru sarıyoruz. Bunu da ikinci kez göstermek istiyorum. Her iki ucundan tutup içeriye doğru sarıyoruz. Şekli bu veya şöyle göstereyim. Bu tariften sonra pastaneden kurabiye almaya son. Ben şimdi hızlı hızlı yapımına geçeyim. Bitmiş halini göstereceğim. En son üzerine yumurta sarıları sürüp fırına vereceğim. Kurabiyelerim hazır. Şeklini şöyle size daha yakından göstermek istiyorum. Bakın. Aynı pastanelerde satılan kurabiyelerle birebir. Şimdi ben daha önceden fırınımı açmıştım. 180 dereceye ayarlamıştım. Fırınımı ısıttım. Kurabiyelerim üzerine yumurta sarımı döktüm. Onu söylemeyi unuttum. Sürdüm ve susamlarımı koydum. Şimdi kurabiyeleri fırına gitmeye hazır. Uzun süre bayatlamayan, pastane kurabiyelerini aratmayan tuzlu kurabiyelerimiz servise hazır arkadaşlar. Siz de bu tarifi uygulayarak lezzetli bir tuzlu kurabiye yapabilirsiniz. Evet, bu tarifimi deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini de açarsanız bir sonraki videomda ilk sizin haberiniz olur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.